bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve saatler 11'i gösterdi. Tam da aslında beklendiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da ilerlemeye başladılar. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ekibimizden de Ece Altuğ ayrıntıları aktarmak için hazır. Sözü görüntülerle birlikte Ece'ye bırakalım. Halktan Uysal Tab'da aslında randevunun verildiği saatte 11'de Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüyüşüne başladı. Yürüyüşün ardından da bizim bulunduğumuz noktaya gelecekler ve atanın huzuruna çıkacaklar. Tabii bugün aslında önemli bir gün elbette. Büyük Zafer 100 yaşında ve tüm yurtta da etkinliklerle kutlanıyor ama resmi etkinliklerin, resmi törenin ilk adresi her sene olduğu gibi bu yılda Anıtkabir olacak. Tabii bir yandan avluda da hemen arkamızdaki artık hazırlıklar tamamlandı. Burada devlet erkanının gelmesi bekleniyor. Tabii bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak başkent. Burada Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet atan huzuruna çıkacak. Mozolesine çelenk bırakılacak. Ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okunacak. Sonrasındaysa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve Başkan Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve elbette hangi mesajları verecek, gözümüz bu mesajlarda olacak. Sonrasındaysa devlet mezarlığını ziyaret edecek Başkan Erdoğan ve ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve burada başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Günün diğer programlarına baktığımız zamansa Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancakdemir teslim törenine katılacak Başkan Erdoğan ve akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir konsere ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri olacak ki Başkan Erdoğan da yine bu programa katılıyor olacak. Tabii Başkan Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir de mesaj yayınlamıştı. Bunu da hatırlatalım. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti Erdoğan o mesajında. Milletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. O mesajında Başkan Erdoğan bayram sevincini paylaşan tüm dostlara ülke ve millet adına teşekkür etti. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirdiğini belirtti ve mesajına şöyle devam etti Başkan Erdoğan. Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir dedi. 30 Ağustos esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa ölüm öldüren bir cesaretle şehadeti yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır ifadesi kullandı. Mesajına şöyle devam etti Başkan Erdoğan. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar büyük taarruza ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu göstermiştir dedi. Türkiye mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında. Evet, bir yandan da artık avluya doğru geldiğini söyleyebiliriz. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'da başlamıştı geçtiğimiz dakikalarda yürüyüş. Ve şimdi Başkan Erdoğan'ı da görüyoruz. Anıtkabir'in avlusuna devlet erkanı ile birlikte şu anda giriş yaptılar. Dediğimiz gibi Büyük Zafer 100 yaşında, 1922'de ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı bir anlamda taşlanmıştı ve o Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü. Avluda 81 ilden gelen vatandaşlar da yer alıyor ve şu an heyetin gelmesiyle birlikte de alkışların yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii resmi tören şu anda devam ediyor ama bu törenin hemen ardından her bayramda olduğu gibi, resmi bayramda olduğu gibi devlet erkanı buradan ayrıldıktan sonra Anıtkabir'in kapıları vatandaşa açılacak ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi atasına koşacak. Dediğimiz gibi burada ilk tören başladı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor elbette Büyük Zafer 100. yılında.
Ama resmi törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi yine Anıtkabir. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet saatler 11'i gösterdiğinde Aslanlı Yol'da yürüyüşüne başladı. Ve şu dakikalarda da Anıtkabir'in avlusuna geldiler. Birazdan bizim de bulunduğumuz bu merdivenleri aşacaklar ve atanın huzuruna çıkacaklar. Mozole'ye çelenk bırakılacak, saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Sonrasında ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek Başkan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Heyette kimler var? Hızlıca aktaralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görüyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı yine görüyoruz baktığımız zaman. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yine heyette yer alan isimler. Tabii baktığımız zaman heyette yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığını söyleyebiliriz. Yine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da heyette yer alan isimler arasında. Evet, şu anda Aslanlı Yol'daki artık yürüyüş tamamlandı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı atanın huzuruna doğru ilerliyor. Biraz sonra saygı duruşunda bulunulacak. Mozole'ye çelenk bırakıldıktan sonra ardından İstiklal Marşı okunacak. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de heyette yer aldığını söyleyelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yine o heyette yer alıyor. Evet, şu anda heyet atanın huzuruna ilerliyor. Yavaş yavaş. Biraz sonra aynen, dediğimiz gibi mozoleye çelenk bırakılacak. Devlet erkanı ile birlikte Başkan Erdoğan başkanlığında heyet şu anda Atatürk'ün huzurunda. Dediğimiz gibi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yılını kutluyoruz. Tüm yurtta etkinlikler, kutlamalar var. Resmi törenlerin ilk adresi her zaman olduğu gibi Anıtkabir. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da şu anda atanın huzurunda. Heyette kabine tüm bakanlarıyla temsil ediliyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra siyasi parti liderleri yine Başkan Erdoğan'a eşlik ediyor. Ve şimdi mozoleye çelenk bırakılacak. Ardından dediğimiz gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan Erdoğan şu dakikalarda mozoleye doğru ilerliyor. Evet, şu dakikalarda Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet atanın huzurunda mozoleye çelenk bırakıldı. Burada elbette bitmeyecek törenler. Devlet mezarlığına geçecek Başkan Erdoğan. Buraya bir ziyarette bulunacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek rotasını. Başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Günün devamındaysa Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Şu dakikalarda Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiyor devlet erkanı. Bir yandan da Anıtkabir avlusunda alkışları duyuyoruz. Başkan Erdoğan başkanlığında
devlet erkanı ilerlerken 81 ilden gelen vatandaşların alkış sesleri yükseliyor Anıtkabir avlusunda. Bir yandan programı aktarmaya devam edelim. Bugün Ankara'daki son program yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri olacak. Başkan Erdoğan da yine bu konsere katılacak isimler arasından. Başkan Erdoğan önderliğindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne ilerleyişini sürdürüyor ve dediğimiz gibi Anıtkabir avlusundaki halkta alkışlarla karşıladı devlet erkanını. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı bir mesaj vardı. Büyük zaferin 100. yıl dönümüne ulaşmanın halkla gururunu yaşadıklarını belirtti Başkan Erdoğan. Ve hem milletin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Ve şimdi bir kez daha mesajlarını kaleme alacak Anıtkabir özel defterine Başkan Erdoğan. Ardından da o mesajları kendi sesinden dinleyeceğiz. Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zat-ı silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevililerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun. Sağladı ve o mesajını kendisi de paylaştı. Küresel salgın krizini alnının akıyla Türkiye'nin atlattığını hatırlattı ve bölgemizdeki çatışmaları da yine başarıyla yönetmekteyiz dedi. Misak-ı Milli Kulesi'nden şu dakikalarda ayrılıyor Başkan Erdoğan. Alkışlar eşliğinde Başkan Erdoğan şu dakikalarda Misak-ı Milli Kulesi'nden ayrılıyor. Mesajlarına baktığımız zaman dediğimiz gibi küresel salgın krizini alnının akıyla atlattığını vurguladı Türkiye'nin. Bölgemizdeki çatışmaları başarıyla yönetmekteyiz dedi. Tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere Türkiye'nin imza attığının altını çizdi. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Ne oyunlar ne de terör örgütlerinin saldırılarının güçlü Türkiye yolundan döndüremeyeceğinin altını çizdi. Bir kez daha Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterine yazdığı o mesajda.